Arkadaşlar merhabalar, bu videomda mikro orijinal yayından hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki üçgende eşlik konusundaki açıkenar açı eşliği testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Açıkenar açı eşliği, öncelikle şunu söyleyeyim. Bütün açılar eşit ve herhangi bir açının karşısındaki kenar eşitse açıkenar açı eşliğini kullanabiliriz. 90 derecenin olduğu durumlarda da genelde biz alfa beta'ya dalıyoruz. Birinci açıya alfa dersek ikinci açıda beta oluyor dik üçgende. Alfa 90 ise o zaman burası da beta. Bak dikkat et, şuradaki üçgenle şuradaki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu ve 90'ın karşısındakiler de birbirine eşit mi oldu? Evet, o zaman bunlar eş üçgen. Alfanın karşısı 5 ise buradaki alfanın karşısı da 5 olmak zorunda. Yani 2x eksi 1 eşittir 5 ise 2x eşittir 6 yapar ve x'i de böylelikle 3 buluruz. Bizden ne isteniyor ama? AD uzunluğu, y isteniliyor bizden. Arkadaşlar o zaman burada x yerine 3 yazdığımız zaman şu kenar ne yapıyor? 3x artı 2, 9. Burası aynı zamanda beta'nın karşısı y'ken beta'nın karşısı burada da y yapar. Yani biz y'yi ne bulduk o zaman? Y 3x artı 2. X yerine 3 koyunca 9 artı 2'den cevabı 11 diye buluruz. Yani örnek 1 11 oldu. Geldik örnek 2'ye. 90'lar moda uçtuğu zaman alfa beta'ya dalarız. Alfa 90 ise beta, beta 90 ise sıradaki alfa olur. Yani burada alfa ile beta'nın toplamının 90 derece olduğunu bilip 90'lı yerlerde tabii 180'e tamamlama varsa böyle. Ne yapacaksınız? Alfa ise sıradaki beta. Beta 90 ise sıradaki alfa oluyor. Alfa 90 ise sıradaki beta oluyor. Bak şu üçgenle şu üçgen ne oldu? Bütün açılar eşit. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit verilmiş. Dolayısıyla bunlar eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı 4 ise beta'nın karşısı 4. Alfa'nın karşısı 3 ise alfa'nın karşısı 3. 3, 4, 5. O zaman burası da 5. 5, 5 ise burası da ne yapacaktır? 5 kök 2 yapacaktır. Kök katından dolayı. Örnek 2 böylelikle 5 kök 2 çıktı. Geldik örnek 3'e. Bak yine 90'lar havada uçuyor. Dal. Alfa 90 beta. Tamamı 90 olduğundan alfa ile beta'nın toplamı 90 derece olduğundan burası da alfa olur. Alfa 90 ise burası da beta oldu. Şu üçgenle bu üçgen benzer, hatta 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Alfanın karşısı 8 ise alfanın karşısı 8. A 8 15, ne üçgeni 17. Burası 17 çıktı. Hatta burası da 17 oldu. Şekli çevresi isteniyor bizden. 17 burası, 17 burası 34. 8 daha 42 49. Burası da zaten 15. 49 ile 15'i toplarsak kaç yapıyor? 64 yapıyor. Çevreyi böylelikle 64 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Yani örnek 4'e. Şimdi ikizkenar üçgen verilmiş. İkizkenar üçgen olduğu için buradaki açıyla da buradaki açı birbirine eşit midir? Evet. Hocam şunlara bakar mısın lütfen? Nokta çizgi 3. açı çift çizgi dersek nokta çizgi 180'e tamamlayan 3. açı burada da çift çizgi olacak. O zaman şuradaki üçgenle buradaki üçgenin olduğu benzer. Daha benzerliğe gelmedik ama genelde bu şekilde hareket ediyoruz. Hatta aynı açının karşısındakiler eşit, benzerlik oranı 1 olan üçgen. Yani eş. Ne dedik biraz önce eşlikte de zaten? Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar da eşitse eştir. Buna da biz ne diyoruz? Açı kenar açı eşliği diyoruz. Burada madem bu üçgenler eş, çizginin karşısındaki bu kenarla çizginin karşısındaki bu kenar da eşit olmak zorunda. İkizkenar çıktı. Tepe açısı 20. 180'den 20 çıkart, 160. 2'ye böl. 80 80 olur. Dolayısıyla alfayı da böylelikle 80 derece olarak buluruz. Örnek 4 80 oldu. Geldik örnek 5'e. ABC ve DEF eşkenar üçgen olarak verilmiş. Şu eşkenarlıkları şöyle göstereyim. Eşkenar ve aynı zamanda bütün açılar kaçar derecedir? 60'ar derecedir. Tanımı gösteriyoruz. Bu da aynı şekilde eşkenar ama bütün kenarların eşitlerini gösteriyoruz. Sonra ne yapacağız hocam? Bir yerden başlayalım. Şuradan bir açıya dalayım. Hocam iki iç açı bir dış açı. Burası alfa artı 60 yapacağı için buraya alfa mı kaldı? Evet. İki iç açı bir dış açı. O zaman burası da alfa yaptı. Hocam bu üçgen alfalı 60'lı bir üçgen. Hocam bu üçgen de alfalı 60'lı bir üçgen. Hocam bu üçgen de alfalı 60'lı bir üçgen. Aa ne güzel. Alfa 60 üçüncü açı çift çizgi ise alfa 60 üçüncü açı 180'e tamamlanan çift çizgi. Burası da çift çizgi midir? Evet. Bu üçgenler benzer, hatta 60'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş üçgen oldu. Alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 5'tir. Sonra burada da alfanın karşısı 5'tir. Çift çizginin karşısı 7 ise çift çizginin karşısı burada da 7'dir, burada da 7'dir. Benden şu uzunluk isteniyor zaten. Ne oldu arkadaşım? 5 ile 7'nin toplamı kaç yaptı yani? 12 yaptı. Böylelikle x'i 12 olarak buluruz ve bu testi bitiririz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda kenar açı kenar eşliği testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.